Merhaba değerli izleyenler. Ülkemizdeki tüm emeklilerimizin buluşma noktası, dertleşme noktası Emekli Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren çok özel bir haberle karşınızdayım. Bugün emeklilerimizin alacağı 10 maaş ikramiye ile ilgili çok önemli bir haberi sizlerle paylaşacağız. Bunun yanı sıra emeklilerimizin, zam bekleyen emeklilerimizin yeni maaşının da ne kadar olduğunu, yani önümüzdeki ay emeklilerimizin hesaplarına ne kadar para yatacak, onu da ilk kez burada Emekli TV aracılığıyla sizlerle paylaşacağız. Saygıdeğer izleyicilerimiz, sevgili emeklilerimiz, bildiğiniz üzere emeklilerimizin pek çoğu bankalara borçlu. Kredi kartı borcu var. Bunun yanı sıra kredi kullananlar var. Ek hesaptan para alanlar var. Neden? Çünkü emekliye maaşı yetmiyor. Bu kadar basit. Emekli yeteri derecede bir maaş almadığı için ve emeklilerimiz zorunlu olan ihtiyaçlarını karşılayamadığı için maalesef ve maalesef bankalara ellerini kollarını kaptırmış vaziyetteler. İşte özellikle bankalara borcu olan vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin ortadan kalkması için ömrünün sonuna kadar bankaya taksit ödememesi için, bu borç batağından çıkması için yürütülen çalışmanın adı 10 maaş avans çalışması. Bu çalışma devam ediyor. Peki emeklilerimize bu 10 maaş ne zaman ödenecek? Faiz olacak mı? Geriye devletimiz bu parayı emeklilerimizden nasıl alacak? Şimdi bakınız. Bu çalışmayla ilgili her gün çok özel haberler Ankara'dan Emekli TV haber merkezine gelmeye devam ediyor. Bizler bunları sizlere aktarıyoruz. Şimdi en son gelişmeyi aktarıyorum. Bakınız. 10 maaş avansla ilgili olarak birinci kriter emeklilerimizin bankalara olan borçları. Evet. Bankaya borcu olanlara birinci öncelik verilecek. 10 maaş müracaatı yapacağınız zaman size ilk önce bankaya borcunuz var mı? Bankaya ne kadar borcunuz var? Ve toplamda ne kadar borcunuz var soruları sorulacak. Sizlere eğer bankaya borcunuz varsa o bankadan bir yazı getirmeniz istenecek. Gideceksiniz o bankaya. Şu tarihte şu kadar borcu vardır diye yazı alacaksınız. Bunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na götüreceksiniz. Şimdi değil. Şimdi sakın gitmeyin. Bu çalışma bittiğinde vereceksiniz bu yazıyı SGK'ya. SGK sizin bu faiz batağından, borç batağından kurtulmanız için size 10 maaş tutarında en fazla 20.200 lira. En fazla 20.200 lira neden diyorum? 1500 lira maaş alıyorsanız en fazla 15.000 lira. Asgari ücret oranında yani 2020 lira maaş alıyorsanız en fazla 20.200 lira para alabilirsiniz. Yani maaşınız 3.000 liraysa 30.000 lira alamazsınız. En fazla 20.200 lira. Evet, bu kadar para alabilirsiniz. Bu parayı emeklilerimize elden vermeyecek SGK. Elden yok. Çünkü bu çalışmanın amacı bankaya olan borçlarından emekliyi kurtarmak. Emeklinin bankaya olan borcu SGK tarafından ilgili bankaya yatırılacak. Daha sonra eğer üstünde bir para kalıyorsa bunu siz alabilirsiniz. Banka, SGK bunu sizin hesabınıza yatıracak. Örneğin 20 bin lira aldınız. Bankaya 15 bin lira borcunuz var. 15 bin lirayı Sosyal Güvenlik Kurumumuz bankaya ödeyecek, geriye kalan 5 bin lirayı da size ödeyecek. Bu parayı siz her ay maaşınızdan %25 kesinti yaptırarak geri ödeyeceksiniz. Ha, ekonomik durumunuz iyidir, %50 de kestirebilirsiniz, bunda bir sorun yok ama en az %25. Şimdi emeklilerimiz için çok çok önemli bir konu bu, bunu biliyoruz. Çok önemli bir konu bu. Çünkü emekli bankaya borç ödemekten, faiz ödemekten belini doğrultamıyor. Mecbur kalmış, çekmiş. Şimdi bu çalışmanın
artık bir an önce bitirilmesini, mutlak surette de hayata geçirilmesini bekliyoruz. Emeklinin gözü kulağı bu haberde. 10 maaş avansla ilgili çok yakında çok önemli haberleri size aktarmaya devam edeceğiz. Bu çalışma henüz bitmedi, hayata geçmedi. Onun için şimdi boşuna Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmeyin. Bununla ilgili gelişmeleri öğrenmek için mutlaka Emekli TV'ye abone olmanızı tavsiye ediyorum. Anında bu gelişmeyle ilgili haber çıktığında Ankara'da sizinle aktaracağız. Size bu konuda bilgileri vereceğiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bugünkü bir diğer önemli konumuz ise intibak konusu. İntibak yasasını bekleyen, 2000 yılından sonra emekli olan yaklaşık 5 milyon vatandaşımız var. Bağkur emeklileriyle ilgili ilk adım atıldı ama SSK'dan emekli olan değerli büyüklerimizle ilgili şu ana kadar bir adım atılmış değil. 4 milyon 300 bin vatandaş artık yeter intibak yasası çıksın diyor. Bununla ilgili olarak da önümüzdeki günlerde size çok önemli müjdeli haberlerim olacak. Onun için de mutlaka Emekli Televizyonu'na, Emekli TV'ye abone olun, gelişmeleri takip edin. Emeklilerimiz bayram ikramiyelerini bildiğiniz üzere zamsız olarak aldılar. Yani bayram ikramiyesi alan vatandaşlarımıza tek kuruş artı bir para ödenmedi. Oysa ki emeklilerimiz ve bizler hep şunu söyledik. Dedik ki ülkemizdeki resmi enflasyon %19.7 yıllık enflasyon. Hiç olmazsa bu enflasyon oranında emeklilerimize zam yapılması gerekiyor dedik. Ancak bayram öncesi emeklilerimiz yine yeni bir hüsrana uğradı. Emeklilerimizin bir kısmı bildiğiniz üzere hiçbir şekilde bayram ikramiyesi almıyor. Dul ve yetim maaşı alanlar 1000 lira almıyor, 250 lira, 500 lira gibi paralar alıyorlar. Diğer bayram ikramiyesi alan vatandaşlarımız da hiçbir şekilde zamlı bayram ikramiyesi almadılar. Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı öncesinde emeklilerimizin bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? Bunları ilk kez burada Emekli TV'de sizlerle paylaşacağız. Bunun yanı sıra aile yardımı konusu var biliyorsunuz. Aile yardımı çalışan memurların çalışmayan eşi ve 18 yaşından küçük olan çocukları için ödenen 360 liraya kadar bir ek gelir, ek ödeme. Şimdi emeklilerimize bu ek gelirle ilgili bir çalışma başlatıldı. Bununla ilgili en son gelişmeleri de yine bu videomuzda sizlerle paylaşacağız. Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere emeklilerimize ilk kez bizler Emekli TV aracılığıyla 10 maaş avans konusunu gündeme getirdik. İlk kez bizler haber verdik. Neydi bu? Tüm emeklilerimize 10 maaş avans verilmesiyle ilgili konu, bildiğiniz üzere şu anda emeklilerin birinci gündem maddesi Emekli TV sayesinde olmuş durumda. Herkes Emekli TV'den gelecek olan 10 maaş müjdesini bekliyor. Bununla ilgili de en son haberleri, en son gelişmeleri, Ankara'da nelerin olduğunu sizlerle paylaşacağız. Değerli izleyenler, sevgili emekliler, bakınız. Emeklilerimizle ilgili bugüne kadar hiçbir şekilde somut bir adım atılmadı. Emeklilerimiz hiç olmazsa insanca yaşayabilecekleri bir maaş bekliyor. Zam dönemi geldi. Emeklilerimiz şimdi ne kadar zam alacaklar sizinle paylaşacağım. SSK emeklileri ve Bağkur emeklileri en fazla %6.7 oranında bir zam alacaklar. Emekli sandığından emekli olan, yani memur emeklileri de en fazla %7.7 oranında bir zam alacaklar. Bu zam oranlarıyla emeklinin yüzünün gülmesi mümkün değil. Şimdi bakın, zamları okuyorum. Ne kadar maaş alacaksınız? Maaşınız ne kadar artacak? Bakınız. 1000 lira emekli maaşı olan 1067 lira alacak. 1200 lira emekli maaşı olan 1280 lira alacak. 1400 lira emekli maaşı olan 1493 lira alacak. 1600 lira emekli maaşı olan 1707 lira alacak. 1800 lira emekli maaşı olan 1920 lira alacak.
2000 lira emekli maaşı olan 2134 lira alacak. 2200 lira emekli maaşı olan 2347 lira alacak. 2400 lira emekli maaşı olan 2560 lira alacak. 2600 lira emekli maaşı olan 2774 lira alacak. 2800 lira emekli maaşı olan 2987 lira alacak. 3000 lira emekli maaşı olan vatandaşımız ise 3201 lira alacak. Devam edeceğim diğerlerine, ancak şunu söylemek istiyorum izninizle. Bakınız, bu yapılan zam oranları gerçekten çok düşük. Düşük maaş alanlara da yüksek maaş alanlara da aynı oranda zam yapılması doğru değil. 1000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımıza 67 lira zam yapıyoruz. 1500 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımıza 93 lira zam yapıyoruz. 2000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımıza 134 lira zam yapıyoruz. Şimdi 1000 lira emekli maaşı alan bir vatandaşımızın alacağı bu zam onun hangi yarasına derman olacak? Mümkün değil. Onun için düşük maaş alanların mutlak surette, özellikle de 2000 liranın altında maaşı olanların maaşı mutlak surette asgari ücrete, yani 2020 liraya eşitlenmesi gerekiyor. En düşük emekli maaşı 2020 lira olması gerekiyor. Devam ediyorum, bakınız. 3200 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3414 lira alacak. 3400 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3627 lira alacak. 3600 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 3841 lira alacak. 3800 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4054 lira alacak. 4000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4268 lira alacak. 4200 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4481 lira alacak. 4400 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4694 lira alacak. 4600 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 4908 lira. 4800 lira alan 5121 lira. 5000 lira emekli maaşı olan 5335 lira. 5200 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız 5548 lira emekli maaşına kavuşacak.